Dediği gibi eğer 500 gramın altında yiyen olursa onlardan da paralarını tahsil etmek herhalde bizim görevimiz diye düşünüyorum. Ben bütün yarışmacılara başarılar diyorum. Kuvvetli bir alkışlayalım yarışmacılarımızı. Sayın Kaymakamım, siz geçen yıl bu yarışmada aramızda değildiniz diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorum değil mi efendim? İlk defa şahit oluyorsunuz. Size de bir söz hakkı bırakalım. Öncelikle ben de herkese, bütün katılımcılara, vatandaşlarımıza, hanımefendi, beyefendi, herkese hoş geldin diliyorum. Dediği gibi müdürümün geçen sene yoktu, bu sene ilk defa istiyorum. Herkese başarılar diliyoruz. Bakalım sonucunu hepimiz merak ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz Sayın Kaymakamım. Değerli misafirler, yarışmamızın başta da söylemiştim, süresi 20 dakika. 20 dakikanın sonunda yarışma durdurulacak ve önlerindeki tabaklar tartıya gidecek sırayla. Şu anda ilk 3,5, 4 dakika, 5 dakika geçmiş bulunuyor. 15 dakikamız var. Yarışmacılarımız büyük bir iştahla yemeye devam ediyorlar. Kızarmış kazları da arkadaşlar çok güzel seçmişler. Tebrik ediyoruz öğretmenlerimizi. Evet, yarışmacılarımızın akrabaları diyor ki bu sefer dereceye giremezse eve almayacağız. Tamam. Bence de doğru bir karar. Seneye de yarışmaya katılmasın artık. Ama bu sene çok hırslanmış. Artık kemikleri bile neredeyse yemek üzere Fatih Hocam. Geçen senenin şampiyonu böyle yavaş yavaş, usul usul, hiç belli etmiyor yediğini. Yusuf Adıyaman kardeşim de maşallah butları ayrı ayrı böyle ipiyle beraber götürüyor vallahi. Devam devam. Erkek dişi karışık. Fatih Aydemir beyefendi. Bu sene 500 gramı geçeceğiz inşallah. Herkes kendi tabağına sahip çıksın. Gördün mü? Yemek yemeye. Ya şu tandoori gidiyor. Yarışmacılarımızın akrabalarına tezahürat yapmak serbest. Ama ne kadar fayda eder onu bilemiyoruz. Evet, şu anda tıkanan yok. Herkes devam ediyor. Yarışmamız devam ediyor. Son 13 dakika arkadaşlar.
7 dakikayı geçirdik. Herkes büyük bir iştahla devam ediyor. Ayran, su, soğan serbest. İsteyen yiyebilir, istemeyen yemez. Ama tartıya girmeyecek, onu bilin. Bir mikrofon uzatalım. Şöyle alalım mikrofona. Yarışmaya ilk defa katılıyorsunuz. Nasıl bir ortam Sayın Başkanım? Teşekkür ederim. Değerli hemşehrilerimize saygılar sunuyorum. Böyle bir güzel bir organizasyonu düzenlediğiniz için Gelede Belediyesi ve özellikle Gelede Belediye Başkanımızın sunumlarına teşekkür ederim. İnşallah yarışmacı arkadaşlarımızla sağlık içerisinde yarışmayı tamamlarlar. Başarılar. Temenniniz. Teşekkür ediyoruz başkanım temenninden dolayı. Belediye meclis üyemiz var aramızda, İsmail Çetin Başkanım. Kendisine de bir mikrofon uzatalım. Nasıl görünüyor oradan efendim? Evet, ben de kıymetli Kaymakam Bey, çok kıymetli Belediye Başkanım, Mustafa Başkanım'ı selamlıyorum, tüm halkı selamlıyorum. Vallahi keşke biz de katılabilsek. Meclis üyesi olduğumuz için bizim katılma yasağımız varmış. Herkese başarılar diliyorum. Bizim belediye personeli bir arkadaşımız var. Normalde biz onun yediğine şahidiz. İki kazı, üç kazı çok rahat götürür. Belediye personeli olduğu için yarışmayı almıyoruz. Yoksa direkt birinci olacak diye endişe ediyoruz. Milli Eğitim Müdürümüz Nizami Özer Hocam var. Okulumuz adına da hem bir açıklama yapmış olsun. Teşekkür ediyoruz işbirliğinizden dolayı. Öncelikle tüm Gelede'li hemşehrilerime saygılarımı sunuyorum. Bugün bu güzel etkinlikte bizimle, aşçılık lisemizle birlikte belediyemizin organizasyonunda yer almakta dolayı ayrıca mutluyuz. Bu güzel etkinliği, bu güzel günde planladığınız için, biz de bu etkinliğe ortak olarak katıldığımız için çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ederim. İnşallah uzun yıllar devam eder bu etkinlik. Müdürümüze katılımlarından ve katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar, son 5 dakika haberiniz olsun. Yarışmamızın tamamlanmasına son 5 dakika. Yetkililerden aldığım bilgiye göre takviye isteyen yok henüz. Şu anda önlerindeki 1 kilo 700 gramı yemekle meşguller. Tahminimiz rekor maksimum 1 kilo 700 gram olacak gibi. Göreceğiz bakalım.
Kıymetli misafirlerimiz, küçük bir anons yapmak istiyorum. Bazen sosyal medyada bu yarışma hakkında düzenlenmesi ne gerek var diyenler de çıkıyor. Muhakkak bir yapılan organizasyonun taraftarları kadar karşı duranlar da oluyor. Şimdi bu yarışma önümüzdeki sene devam etsin diyenlerden kocaman bir alkış istiyorum. Yapılmasına gerek yok diyenler de alkışlayabilir şimdi tekrar. Yapılmasına gerek yok diyenler varsa da onlardan da bir alkış alalım. Anlaşılan o ki çoğunluk şu anda yapılması taraftarı. Biz de öyle düşünüyoruz. En azından Türkiye'deki uygulamalara baktığımızda bu tür yarışmalar gerçekten o bölgeye bir farkındalık kazandırıyor. Haberlere konu oluyor, basında yer alıyor. Böyle bir yarışma olduğunda insanlar gelip kızarmış kaz, çiğ kaz satın alma noktasında köylü vatandaşlarımızın ürünlerinin satışı da artmış oluyor. Evlerine bir ekonomik kazanç sağlamış olmuş oluyoruz inşallah. Evet, son 1,5 dakika dedi arkadaşlar. Son 1,5 dakika. Evet, müziği kapatalım. Görevli arkadaşlar, müziği kapatalım. Son 20 saniye. Hep beraber geriye sayım yapalım. Ben size 10 deyince hep beraber devam edelim. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Evet, yarışma tamamlanmıştır kocaman alkışlarla. Evet, jüri üyelerimiz, görevli arkadaşlarımız, görevli hocalarımız şimdi yarışmacılarımızın önlerinden, hiç kimse tabağına dokunmasın, bir şey almasın, artık yarışma tamamlandı. Lütfen yarışmamızın kurallarına uygun şekilde hareket edelim. Görevli öğretmenlerimiz, şimdi öğrenci arkadaşlarımız tabakları sırayla alıp içeride tartıya koyacaklar ve bilgisayarda otomatik ortamda hesaplaması yapılacak. Bir 5-10 dakika içerisinde de hesaplamalar biter diye tahmin ediyoruz. Sabrınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Herkese geçmiş olsun. Şu an herhangi bir sağlık sorunu hisseden var mı? Bir sağlık problemi hissediyorum diyen yok, çok şükür. Sağlıkçı ekibimiz de hazır aslında. Allah korusun, ihtiyacı olmasın. Şöyle Fatih abiden duygularını bir alalım. Reklamlardan sonra. Evet, diyor ki herkes ben tıkandım. Kimse konuşamıyor şu anda. Ali abi, en sağlam sen görünüyorsun. Söyle bakalım düşüncelerini. Ben öncelikle tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Güzel bir yarışma oldu. Kazanan arkadaşları da zaten baştan tebrik ettim. Şimdiden tebrik ediyorum. Herkesten Allah razı olsun. Biz de herkese teşekkür ediyoruz. Bu medeni cesareti gösterip burada bu yarışmaya katılmak da kolay değil. Bu kadar insanın karşısında böyle yemek yemek de kolay değil. Biz de hepsini ayrı ayrı tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Tamam, gördüm. Kaybedeni olmayan yarışma, herkes kızarmış gazetini tatmış oldu. Öğününü tamamlamış oldu. Üstüne de birinci, ikinci, üçüncü seçeceğiz. Patlışa görevlisi arkadaşlarımız.
Ceyhan 57-23. 14 Edirne Ceyhan 57-23 plakalı araç sahibi, traktörün sahibi, Fiat traktörün sahibi lütfen aracının başına geçsin. 14 Edirne Ceyhan 723 plakalı araç sahibi lütfen aracının başına geçsin. Suriyeli mi? Şeyin mi? Muhammed'in kardeşi. Aha, Muhammed'in kardeşi. Muhammed'in kardeşi. Evet, beklediğimiz an geldi. Şu anda jüri üyelerimiz, evet, bilgisayar ekranından birinci, ikinci, üçüncü belli olmuş oldu. İki numaralı yarışmacımız, yarışmamızın 12 numarası 485 gram yemiş Sayın Başkanım. Yani 500 gramın altı parasını versin dedik ama bu 485 de 500'e çok yakın. Yani hak etmiş, bayağı da yemiş yani, Allah bereket versin. Yarışmamızın 11.'si Özkan Gülcan 500 gram yemiş. Tebrik ediyoruz yani, en azından hedefi tutturmuş. Abdullah Danışman kardeşimiz 10. 520 gram yemiş. Tebrik ediyoruz. Vallahi bravo. Sebahattin Pekcanlı 580 gram yemiş. Afiyet olsun. Ali Çınarlı abimiz yarışmamızın 4.'sü. Ben erken çekildi. Herhalde 200 gram, 300 gram yedi diyordum ama maşallah 590 gramı götürmüş. Tebrik ediyoruz. Yani kabuğu etleri yemiş. Gerisi falan kalmış. 7 numaralı yarışmacımız Semih Hafız kardeşimiz 680 gram yemiş. Bravo. Geçen yılın Erdoğan abi kaçıncıydın sen geçen yıl? Geçen senenin ikincisi, bu senede performans düşüklüğü yaşamış. Yani üzüldük. Erdoğan Civan abimiz 695 gram yemiş. Tebrik ediyoruz. Gene de iyi yemiş. Afiyet olsun. Yarışmamızın 5.'si Fatih Aydemir. 695 gram, o da aynı şekilde Erdoğan Bey ile beraber aynı gramajda tüketmiş. Afiyet şifa olsun sizlere. Şimdi 4 tane isim kaldı. Fatih Özdemirci abim diyor ki acaba ben miyim birinci? Ayhan Beyer şampiyonluğumu koruyor muyum diyor. Yusuf Adıyaman ismimi okumadı, demek ki ben de bir derece yaptım diyor. Bir isim daha var. Bir de Muhammed Rahmani kardeşimiz var. Bakalım bu 4 isimden kim üçüncü olmuş? Üçüncüyü söyleyelim. Alkışlarınızla bu senenin üçüncüsü Ayhan Bayer 910 gram yemiş. Afiyet olsun. Şuraya yakın ha.
Dördüncüyü şimdi, dördüncü kaldı ya, merak ediyor şu anda o kim ki diye. Yarışmamızın ikincisi Yusuf Adıyaman, 940 gram. Tebrik ediyoruz. Yarışmamızın dördüncüsü Fatih Mehmet Özdeğirmenci. Valla tebrik ediyoruz. Geçen yılki performansının üstüne çıkmış. Başkanım seneye de katılmayı hak kazandı mı sizce? Kazansı yani katıldı. Hak etti. Yarışmamızın birincisi alkışlarınızda Muhammed Rahmani. 1 kilo 25 gram yemiş. Yani geçen yılın şampiyonunun 300 gram falan altında kalmış. Geçen yılın rekoru kırılamadı. Ama yarışmanın birincisi Muhammed Rahmani. Tebrik ediyoruz. Evet, yarışmamızın üçüncüsü Ayhan Bayer'i kürsüye alıyoruz. Buyurun. Dördüncüye kızarmış gazete abiye dostum. Yediğin içtiğin seni olsun Fatih abi. Ayhan Bayer kardeşimizin ödül hazır mı arkadaşlar? Ödüller görevli arkadaşlarımız. Buradalar. Evet. İlçe başkanımız Sayın Mehmet Çongar Beyefendi'yi üçüncülük ödülünü takdim etmek üzere buraya davet ediyorum alkışlarınızla. Evet. Ödülünü yakasına takıyoruz. Ayhan Bayer böyle giderse her sene bir altın, iki altın. Vallahi köşeyi döndük Ayhan. Tebrik ediyoruz yani, bravo. Ayhan'ın oğlu da bizim Ramazan'da da bilgi evimize geliyor Sayın Kaymakamım. Orada da bir yarışma yaptık. Orada da çeyrek altın kazandı. Aynı yılın içerisinde maşallah diyoruz yani. Evet, yarışmamızın ikincisi Sayın Yusuf Adıyaman. Tebrik ediyoruz. Alkışlıyoruz. Ödülünü takdim etmek üzere belediye başkanımız Sayın Mustafa Allar Beyefendi arz ediyorum. Ve mikrofonu da kendisine takdim ediyorum. Selamlama konuşmalarını yapmak üzere. Evet, çok değerli kaymakamım, yine çok değerli ilçe başkanım, belediye meclislerimiz, il genel meclislerimiz, yine Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu üyemiz, ülkemizin değişik il ve ilçelerinden gelen çok değerli misafirlerimiz, beyefendiler, hanımefendiler, çok değerli hemşerilerim. Öncelikle hepinizi sevgi, saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Tabii panayırlarımıza öncelikle hepinize hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum. Evet, panayırlarımızın ikincisi, tabii bugün ikinci gününü idrak ediyoruz hep beraber. Öncelikle tabii bu organizasyonda emeği geçen, başta Sayın Kaymakam olmak üzere, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, yine Esentepe Mesleki ve Teknik Aşçılık Anadolu Lisemizin çok değerli müdür ve yöneticilerine, öğretmenlerimize ve bu yarışmaya iştirak eden tüm yarışmacılarımıza şahsım ve ilçem adına sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum ve kuvvetli bir alkış istiyorum sizlerden. Tabii değerli hemşerilerim, bugünkü etkinliğimiz kaz yeme yarışmasının ikincisi. Bunu niye yapıyoruz? Çünkü kaz bizim Gerede panayırımızın olmazsa olmazlarından bir tanesi. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Reklam yapmamız lazım ki Gerede kazının tanıtmamız lazım. Tabii kaza geleceğim ama şunu ifade edeyim. Gerede panayırları, geleneksel hayvan ve emtia panayırı, kuruluş tarihi belli olmayan Türkiye'deki en büyük 2-3 panayırdan bir tanesi. Bunu gönül rahatlığıyla ifade etmek istiyorum. Tabii şu anda Türkiye'de panayırların sayısı çok azaldı. Geçmişe dönük bakıldığında ülkemizin her ilinde, hem ilçesinde, bütün ilçelerinde panayır bir kültürel miras olarak her yerde vardı Sayın Kaymakam. Ancak geldiğimiz nokta itibariyle o panayırların fuara dönüştürülmesi ve panayırların yok olmasına vesile oldu. Fuara dönüştükçe oralar artık normal ticarete döndü, AVM'lere döndü ve dolayısıyla panayırlar kayboldu. Bu Gerede panayırları kuruluş tarihi belli değil. Yani 800-900 yıllık geriye gittiğimizde bu panayırlar son derece önem arz ediyor. Bakın, panayırların tarihleri tesadüf değildir. Gerede geleneksel hayvan ve emtia panayırı. Bunun özellikle hem yerel dinamiklerinin olduğu gibi yerelden genele geçişi de asla unutmamamız lazım. Bizim çocukluk dönemimizde dışarıdan gelen misafirlerimiz, belki 50 yaşın altındaki, 40 yaşın altındaki gençlerimiz bilmeyebilirler ama
emtia, yani burada aklınıza gelebilecek her tür ürünün alınıp satıldığı, sağlık hizmetleri haricinde, eczane haricinde her ürünün varlığını hep beraber biliyoruz. Ve buraya bu panayıra Türkiye'nin her yerinden hem alıcı hem satıcı. Sayın Kaymakamımızla bugün panayırı ziyaret ettiğimizde ülkemizin değişik illerinden, özellikle Gerede'mize yakın olan il ve ilçelerden ciddi derecede misafirlerimizin olduğunu, yaklaşık birinci panayırlarda da 150 bin kişinin bu panayırı ziyaret ettiği tarafımızdan bilinmekte. Yani ecdat öyle tarihler belirlemiş ki bizim panayırlarımızla alakalı Eylül ayında olması artık Gerede açısından bakıldığında yayladan köye dönüşün varlığını biliriz. Hep beraber Gerede'nin 92 köyünün 96 mahallesi olduğunu, her yaylanın, her köyün, her yaylası var, yaylalarının olduğunu asla unutmamamız lazım. Gerede halkı özellikle yayladan köye dönüşünde kışa ahıra koymayacağı hayvanını ve yaylada ürettiği hayvansal ürünlerini bu panayırda satar ve 6 aylık kış ihtiyacını, yani evinin tüm ihtiyaçlarını, çocuğunun ayakkabısına kadar, kocuğuna kadar, kaban diye tarif ediyoruz ama eskiden kocuk derlerdi, okul önlüğüne kadar, çantasına kadar bu panayırdan temin ediyordu. Bunları hepimiz biliyoruz. Aynı zamanda çevre il ve ilçelerimiz açısından da bakıldığında, bakın Eylül'ün 3. cuması, ecdat özellikle pazarı dua ile açar ve Eylül ayında olmasının diğer bir sebebi de çevre illerimizdeki artık topraktaki mahsulün yeryüzüne çıktığı, alıcıyla satıcıyla yeni mahsulün buluştuğu bir tarih. Yine 15 gün arayla olması da şu önem arz ediyor. Geçmişteki lojistik nasıldı? At arabalarıyla, küz arabalarıyla, kanılarla lojistik sağlanıyordu. Ve dolayısıyla geçmişteki vatandaşlarımız buraya o 15 gün arayla satmış oldukları ürünlerin yenilerini bu panayıra getirip tekrar alıcıyla satıcının buluştuğu önemli panayırlardan bir tanesi. Tabii sözlerimi uzatmayacağım. Şunu ifade edeyim. Tabii diğer taraftan yerelden genele geçişi de Türkiye'nin her yerinden esnaflar geliyor. Buradaki vatandaşlarımız bakın sezon sonu ürünlerini hem paraya çevirme, aynı zamanda vatandaşlarımızın ucuz ürüne ulaşma noktasında da son derece önem arz etmekte. Bunu da burada belirtmemiz lazım. Şunu söyleyeyim, en son sözüm şu olsun. Tabii Gerede hani bir panayırlara gittiğinde burada hanımefendiler falan var. Geçmişe dönük bakıldığında gençlerin, bakın görücü usulüyle evlenme dönemlerinde gençlerin buluştuğu ve birbirlerini yakından görme ve tanıma fırsatı bulduğu en önemli pazarlardan bir tanesi. Aynı zamanda dışarıdan gelen misafirlerimize şunu ifade edeyim. Gerede panayırı bir söz vardır bizde. Gerede panayırına gittin mi gittin. Kızarmış gaz aldın mı almadın. Yine şakşak elma aldın mı almadın. Köfter aldın mı almadın. Ne derler biliyor musun Sayın Kaymakam? Gerede panayırına ha gittin ha gitmedin. Onun için dışarıdan gelen misafirlerimize özellikle kızarmış kaz almalarını, yine şakşak helva almalarını, köfter almalarını ve diğer Gerede'nin yani köşini, yağını, somun ekmeğini, aklınıza gelebilecek yöresel ürünlerini almadan buradan gitmemenizi özellikle belediye başkanı olarak ifade etmek istiyorum. Uzaktan ve yakından bu panayırlarımıza teşrif eden tüm hem esnaflarımıza hem de yine vatandaşlarımıza, gezmeye gelen vatandaşlarımıza, ziyarete gelen vatandaşlarımıza bir kez daha şahsım ve ilçem adına sonsuz teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Ben yine dereceye giren girmeyen tüm yarışmacılarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Yarışmacılarımızı da tebrik ediyorum tekrar. Veciz konuşmalarından dolayı belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Sözlerimi tamamladım ama burada özellikle Sayın Kaymakam'ın emniyet güçlerimize, yani özellikle hem belediye personellerimize, zabıtamıza huzurlarınızda teşekkür etmeden geçmemem lazım. Onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Panayırlarımız güvenlik açısından, asayiş açısından da son derece güzel geçiyor. Bundan dolayı da tüm arkadaşları hem tebrik ediyorum hem teşekkür ediyorum. Evet, ödülümüzü takdim ediyoruz Sayın Başkanım. İkincinin ödülü gram altın. Kocaman bir alkış alıyoruz. Biz de emniyet teşkilatımıza, sağlık teşkilatımıza, zabıta teşkilatımıza, belediyemizin ve ilçemizin diğer tüm kurumlarına teşekkür ediyoruz bu organizasyondan dolayı.
Evet, fotoğraf alıyoruz. Yarışmamızın birincisi Muhammed Rahmani 1025 gram kaz eti yiyerek birinci oldu. Kendisini kürsüye alıyoruz. Hediyesini takdim etmek üzere Gerede Kaymakamımız Sayın Fatih Kaya Beyefendi arz ediyorum ve kendisinden bir selamlama konuşması istirham ediyoruz sizlere hitaben. Kıymetli Belediye Başkanım, değerli Hazirun, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Tabii maşallah Gerede'nin havası millet herkes soğuk soğuk derken ama bugün maşallah sıcak, sizlerle de daha da sıcak. O yüzden de buraya gelen, teşrif eden, pazarımızı gezen, Gerede'mizin esnafına ziyaretlerini yapan bütün katılımcılara, hanımefendi, beyefendilere herkese çok teşekkür ediyoruz. Herkes hoş geldi, sefa geldi. Tabii biraz önce de söylendiği gibi öncelikle yarışmacı arkadaşlarımıza gerçekten de teşekkür ediyoruz. Gerçekten manevi bir işi gerçekleştirdiler. Hem kazı yediler ama bir anlamda da kazında tanıtımını yaptılar. Herkes Gerede adına onlara tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür etmek istiyorum aslında bakarsanız konuşmamda. Okulumuza çok teşekkür etmek istiyorum. Bu organizasyonu belediyemizle birlikte çok güzel bir şekilde gerçekleştirdiği için. Emniyet teşkilatımıza, zabıta teşkilatımıza, sağlık teşkilatımıza ve bütün burada emeği geçen bütün teşkilatlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten de bu ikinci panayırımızı da yarın bitireceğiz ama huzurla, güvenle, sükunla bitirmiş olacağız inşallah. İnşallah bir dahaki seneye çok daha fazla katılımlı olacak. Biz şöyle söyleyeyim size, 2 hafta önceki de 150 bin kişi vardı yaklaşık olarak. Şu anda da bir 150 bin kişiyi bekliyoruz. Yani toplamda belki de 300 bin kişiyi ağırlamış olacağız. Bu da herhalde başkanımın biraz önce belirtmiş olduğu Türkiye'nin en büyük panayırlarından biri olduğunun göstergesidir herhalde. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyor. Tekrardan emeği geçen herkese, başta belediyemiz, belediye başkanımız şahsında olmak üzere herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Kaymakamımıza bu vesile konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Evet, birincinin hediyesini takdim ediyor. Evet, biz yarışmaya katılan 12 yarışmacımızı da, hemşehrimizi de tebrik ediyoruz. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Onlar olmasa bu yarışma düzenlenemez. Sayın protokolümüzü de buraya alalım. Hep beraber bir hatıra fotoğrafı, hem de görsel olarak kızarmış kaz tepside. Esentepe Teknik Anadolu Lisemiz de, Aşçılık Lisemizin de öğrencilerine, öğretmenlerine, idaresine teşekkür ediyoruz. Bu özenle hazırladığı sofra için. Öğrenci arkadaşlarımız da gelsinler. O kadar emekleri var. Öğrenci arkadaşlarımız, yarışmacı arkadaşlarımız, şöyle ön tarafa alalım sizleri de.